Hasan Cemal, T24. Hedef çok açık. 2023'e Cumhurbaşkanı olarak girmek ve Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten rövanşı almak. Demokrasi için, laik Cumhuriyet'i korumak için yürümeyecek miyiz ey muhalefet? Duyuyor musun? Hedefleri çok açık, yeni de değil. Cumhuriyet'ten intikam almak, rövanş almak. Bu hedefi vurmak için de her ne pahasına olursa olsun seçimleri kazanmak, her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak, bir başka deyişle 2023'e Cumhurbaşkanı olarak girmek ve Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten rövanş almak. Her şey bunun için. Evet öyle. HDP'yi kapatmak da bunun için. HDP'lere siyaset yasakları da bunun için. Gergerlioğlu'nunki gibi milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması da bunun için. Seçim kanunu değiştirme hazırlıkları da bunun için. Merkez Bankası başkanlarının birbiri ardına kapıya konulması da bunun için. İstanbul Gezi Parkı'nın mülkiyetini İBB'den alıp vakıflara vermek gibi CHP'li belediyelere idiş etmek de bunun için. Özgürlüklerin boğulması da bunun için. Kendi yaptıkları anayasanın her gün paspas edilmesi de bunun için. İstanbul Sözleşmesi'nin üstüne çarpı koymak da bunun için. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadın erkek eşitliğine tümüyle veda edecek esas adıma Mededi kanunu değiştirmek için düğmeye basmak da bunun için. Yine Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'ten Atatürk'ten rövanşı almak ve 2023'e Cumhurbaşkanı olarak girmek için bütün bunlar. Soruyorum. Bütün bunlar olurken muhalefet ne yapacak? Demokrasiyle birlikte laik cumhuriyetin köküne kibrit suyu ekilmesini mecliste oturup eli kolu bağlı seyir mi edecek? Bir başka deyişle meclis zeminindeki varlığıyla olan bitene meşruiyet mi sağlayacak? Yoksa artık ben bu işte yokum diyerek meclisi terk mi edecek? Sineyi millete mi dönecek? Demokrasi mitingleri mi düzenleyecek? Adalet yürüyüşleri mi yapacak? Söyleyin Allah aşkına. Ne yapacak muhalefet? Ne yapacak? Biliyorum sokağa meydanlara inip can çerçeve indirmek de sarayın işine gelebilir. Hatta Cumhuriyet'ten rövanş almak için böyle bir muhalefeti sokağa çekmek istedikleri, meydanlarda kan dökülmesi için can attıkları söylenebilir. İyi güzel de elimiz kolumuz bağlı oturmakta onların değirmenine su taşımıyor mu? Bir kez daha soruyorum. Demokrasi için yürümeyecek miyiz? Laik cumhuriyeti korumak için yürümeyecek miyiz? Mitingler düzenlemeyecek miyiz? Ey muhalefet, duyuyor musun? Hasan Cemal'in T24'teki hedef çok açık. 2023'e Cumhurbaşkanı olarak girmek ve Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten rövanş almak başlıklı yazısını sizler için yorumladım. Değerli izleyiciler, karanlığa karşı aydınlık bir mum ışığı olabilmeniz için beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, esen kalın.